Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas-sıratal mustakîm. Sıratal-lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Amin. Moldova. Küçük bir ülke olmasına rağmen halkı yüzyıllar boyunca pek çok sapkın, din ve ideolojilerin altında ezilmiş bir ülke. Yüzyılların ağır yükünü atmaya çalışırcasına direnerek yaşamaya çalışıyor. Muhakkak bu topraklarda da maneviyat bir gün gelip hüküm sürmeye başlayacaktır. Yüce İslamiyet tüm tarih boyunca insanlık için tek gerçek kurtuluş olmuştur. Bir yaratıcının varlığını kabul etmek, insanın fıtratında, yaratılışında var olan bir gerçektir. Kendisini aciz ve fakir bularak, bir güce sığınma duygusu ve ihtiyacı, tüm insanların özünde mevcuttur aslında. Cenab-ı Hakk'ın inayetine sığınan kişilerin gönülleri, iman nuru ile aydınlanmakta artık dünyamızda. Aklı selim insanlar, İslam'ın saadet iklimine koşuyor tüm dünyada ve Moldova'da. Her gün yeni bir hidayet yolcusuna şahit oluyoruz. Kul olma isteğinin fıtratındaki açlığını gidermek için aradığı hayat tarzını İslam'da bulan Tatyana da bu nasipli kullardan birisi. Moldova Cumhuriyeti'nin kalbi olan Kişinev'de İslam ile şereflenmiştir Tatyana. Anne tarafından Yahudi ırkına mensuptur. Fakat ailede baba tarafından devam ettirilen Hristiyanlık inancı hakimdir. Tatyana da Hristiyanlık adetleri üzere yetiştirilmiştir. Bilmediği ve anlayamadığı ama hidayet nasip olunca anlamaya başladığı Yüce İslamiyet, onun hayatında bir dönüm noktası olmuştur. Yüce İslamiyet'in Tatyana'nın hayatına girmesiyle onun hayatı tam bir değişim süreci yaşamıştır. Bu değişimi anlatması için şimdi Tatyana'yı dinliyoruz. Benim adım Tatyana. Bükreş Üniversitesi'nde öğrenciyim. Ailemden sadece babam var. Çünkü annem bir sene önce vefat etti. Bir tane kız kardeşim ve ablam var. Ablam yurt dışında yaşıyor. Kardeşim ise burada, Kişinev'de çalışıyor. Annem ve babam sadece liseyi bitirdiler. Ailede tek üniversite okuyan benim. Annem ve babam Moldavya'da, Kişinev şehrinin bir yan mahallesinde doğup büyümüşler. Ailemiz oldukça mütevazı bir aile. Orhey şehrinin Vatek kasabasında doğdum. Orhey şehrinin birçok kilisesi var. Bu şehirde çok iyi insanlar yaşıyor. Ben de herkes gibi Hristiyan eğitimi alarak büyüdüm. Gerçi bu eğitimlerin benim üzerimde bir etkisi yoktu. Ailem gittiği için beni de götürüyorlardı. Yani kalbi bir bağım olmadı. Birinci sınıfa kasabanın okulunda başladım. Orada 9 sene okudum. Sonra ise liseye Moldavya'nın başkenti Kişinev'de devam ettim.
Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye giriş eğitimi olan bakalorya sınavına girdim ve sınavı kazandım. Daha sonra Rusya'ya gittim. Hem okudum hem çalıştım. Lisedeyken başarılı bir öğrenciydim. Çalışkandım. Ama bu hazırlıkta böyle olmadı. Doğup büyüdüğüm ortamdan ayrı kalmanın da etkisi oldu sanıyorum. Öğrenci olmak ve çalışmak bir hayli zor oldu. O yüzden okulu birkaç yıl uzatmış oldum. Burada 9 sene kaldım. Rusya'dan döndükten sonra Bükreş'e üniversite okumaya gittim. Ve şimdi hala öğrenimimi sürdürüyorum. Batı toplumlarında kiliseye giden gençlerin sayısının çok az olduğunu söylüyor Batılı araştırmacılar. Moldova'da da durum aynı. Moldovalı gençler bu ülkede de inançtan uzak hayatlar yaşıyorlar. Tatiana o günlerde din ile ilgisi olmadığı gibi sadece eğlenmek, gezmek ve eğlenceler vardır onun dünyasında. O yıllarda Tatiana ve ailesi de dini kendi kültürlerine ve toplumlarına göre yaşamaktadırlar. Yalnızca insanın maddesini besleyen, manasını körelten bu gidişattan bir süre sonra bir arayış içerisine girer Tatiana. Çok iyi bir öğrenciydim. Derslerime çalışırdım. Ödevlerimi yapardım. Lisede işler daha kolaydı. Birçok şeyi benim yerime düşünen annem ve babam vardı. Ben de o yıllarda çalışkan bir öğrenciydim. Ama aynı zamanda eğlenmeyi seven bir kızdım. Eğlenceler, disko, gece kulüpleri, gezmeler, bunların hepsini biliyordum. Bütün öğretmenlerim ne kadar iyi ve başarılı bir öğrenci olduğumu söylüyorlardı. Kapasitemin olduğunu ve daha başarılı olabileceğimi söylüyorlardı. Hiç unutmam bir kış gecesiydi. O zamanlarda yurtta kalıyordum. Yurttaki bütün kızlar ve erkekler toplandık ve gece gezmeye çıktık. Gece 12'den sabah 3'e 4'e kadar gezdik. Çok güzel kar yağıyordu. O zamanlar Müslüman olmadığım için kızlı erkekli gezmeler, böyle şeyler bana normal geliyordu. 18 yaşında diplomamı aldıktan hemen sonra Rusya'ya gittim. Çünkü annem oradaydı. Annem orada çalışıyordu. Bu yüzden ben de oraya gittim. Rusya'daki koşullar Moldova'ya göre daha ağırdı. Rutin ihtiyaçlarımızı karşılamak için çalışmam gerekiyordu. Çünkü annemin kazancı yeterli gelmiyordu. Ben de zaten bu yüzden anneme yardımcı olmak için oraya gitmiştim. Çok farklı iş tecrübelerim oldu. Mesela 3 ay boyunca bir balık fabrikasında çalıştım. Çalışma hayatı beni zorlamıştı. Ondan sonra uzun bir süre işsiz kaldım. Annem zaten çalışıyordu. Ama dediğim gibi kazancı yetmiyordu. Ben de biraz moladan sonra yeniden çalışmaya başladım. Fakat uzun sürmüyordu. Girdiğim işlerden kısa bir süre sonra ayrılıyordum. Bu durum bazen benimle ilgili oluyordu, bazen de karşı tarafla ilgiliydi. Birçok yerde işe girdim. Satıcılık, kasiyerlik yaptım. Sonraki 3 senemde ise Moskova'da Avrupalı bir işletmecinin lokantasında aşçı yardımcısı ve aşçılık yaptım. Hayatımın 9 senesini Moskova'da geçirdim. Moldova'nın başkenti soğuk Kişinev caddeleri. Hani kişi bilmediğinin düşmanıdır ya, maalesef
Yüce İslamiyet çok fazla bilinmiyor Moldova halkı arasında. İşte dünyanın pek çok bölgesinde İslam'a açılan medya savaşı da etkilerini gösteriyor bu halk arasında. İnsanlar İslam'dan korkuyor. Yanlış propagandanın etkisi altında kalmış bu ülkede tüm Moldova halkı. Batılı güçlerin elinde olan Moldova medyasında da durum aynı. Tatiana'nın Müslüman olmadan önce Müslümanlar ve İslam dünyası hakkındaki görüşleri de bu kötü durumu kanıtlar nitelikte maalesef. Oysa İslam kimliğini taşıyan Müslümanlara büyük sorumluluklar düşüyor aslında. Müslümanlar elinden, dilinden, belinden emin olunmalı. Güven vermelidir yaşadıkları toplumlara. Böylece İslam'dan mahrum kalmış, hasta, ölü gönüller, Müslümanlar vesilesiyle de şifa bulup dirilebilsinler. İslam'ın doğru tanıtılabildiği toplumlar muhakkak Yüce İslamiyet ile buluşacaklardır. Tatiana da İslam ile işte böyle samimi bir arkadaş ortamında tanışabilmiştir. Onun Hristiyanlığı terk edip Müslüman olması, İslam'ı hayatında hakkıyla yaşayan Müslüman arkadaşları vesilesiyle olmuştur. Annemin çalıştığı Rusya'ya gidene kadar İslam hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Orada Rusya Federasyonu'nun birçok eyaletinden, Çeçenistan, Tacikistan, Özbekistan ve Kabardina-Balkarya gibi yerlerden gelen birçok aileler ve gençler vardı. İlk kez Müslümanları burada tanıma fırsatım oldu. Benim dikkatimi çeken bazı durumlar vardı. İyilik severlerdi. İnsan ayırt etmiyorlardı. Kibirli değillerdi. Bencil de değillerdi. Bizim insanımızdan farklıydılar. Şöyle ki onların nasıl namaz kıldıklarını, etrafındaki küçük büyük ayırt etmeden genel olarak etrafındakilere nasıl davrandıklarını görmeye başladım. Her gün ibadet etmeleri de benim şaşırdığım bir durumdu. Onların dinlerinin İslam olduğunu öğrenip anlamaya başladığımda onların aslında iyi ve saygılı insanlar olduklarını görüyordum. Görüyordum görmesine de, nasıl desem, benim aklımda da ne din değiştirmek ne de merak. Hiçbir şey yoktu o günlerde. Sadece hoşuma gidiyordu onlarda gördüğüm iyilik, insanlık. Ama etrafımdakilerin İslam hakkında kötü şeyler söylemelerinden dolayı hep fikrim değişiyordu. Yani bana dostlarım dediğim kişilerin söylediği, dünyadaki tüm kötülüklerin sorumlusu Müslümanlardı. O yüzden benim onlara yakınlaşmam o günlerde söz konusu bile değildi. Düşünsenize, her türlü kötülüğü yapan tehlikeli bir topluluktu bana söyledikleri. Sürekli olarak Müslümanların hep kötü olduklarını, eşlerini sevmediklerini duyuyor, dünyada olan terör olaylarının, ölümlerin onların yüzünden olduklarını duyuyordum. İslam dünyası ve Müslümanlar hakkında bildiklerim bunlardı Müslüman olmadan önce. Diğer ülkelerde olduğu gibi Moldova'da da medya, Siyonist güçlerin elinde. Medyanın İslam'ı kötülemek için yaptığı kara propaganda, maalesef İslam'dan habersiz Batı toplumunu ve dünya toplumlarını olumsuz etkiliyor. Tatiana, Allah'ın bir lütfu olarak Müslümanlarla tanışır. Ve medyanın karalamaya çalıştığı Müslüman imajının ne kadar büyük bir yalan olduğunu anlayacaktır Tatiana. İslam'ı yaşayan Müslümanların
iyi davranışlarıyla karşılaşan Tatyana Müslümanları sevecektir. O, medyada Müslümanlar hakkındaki haberlerin çelişkilerini bizzat kendisi görecektir. İşte bu farkındalık, onun bazı şeyleri sorgulamasına sebep olur. O, hayatında eksik olan iman boşluğunu fark etmiştir aynı zamanda. O, bu boşluğu doldurma gayreti içerisine girer. İslamiyet hakkında öğrendiği bilgiler, onun İslam'a olan ilgisini her geçen gün daha da çok artırmasını sağlayacaktır. Rusya'da çalışırken, farklı iş yerlerinde, farklı devletlerden gelen birçok Müslüman kişiyle tanıştım. Evlerini temizlemede yardımcı olarak çalıştığımda bile, beni işe alan aile Müslüman bir aileydi. Ben Müslümanlarla tanışınca başka dinleri de merak etmeye başladım. Yani dinlere karşı bir merak uyandı bende. Oysa İslam'ı seçmeden önce Yahova şahitlerine özeniyordum. Onlar için de önce birçok kez bu dini araştırdım. Yani ben bir arayış içerisine girmiştim. Henüz farkında değildim ama bu dünyada, bu evrendeki yerimi arıyordum aslında bakarsanız. Baptist insanlarla bile tanıştım. Aklımda çok sorular vardı. Ve bu sorulara cevaplar bulamıyordum. Kimse bu sorularıma cevap veremiyordu. İslam dinini duyunca hemen hakkında araştırmalar yapmaya ve bilgi edinmeye başladım. Hep o Müslüman arkadaşlara sorular sorardım. Nasıl namaz kılarlar? Namaz kıldıklarını gördüğümde onlara sorardım. Kime ibadet ediyorsunuz? Bu ne demek oluyor? Ben küçüklüğümden beri Hristiyan olduğumdan, ibadetlerin daha farklı ve ikonların karşısında yapıldıklarını görürdüm. Ama Müslümanlar farklıydı gerçekten. İbadetten önce bir hazırlık yapıyorlardı. Mesela onlar namazdan önce abdest alıyorlardı. Sonra seccadelerini sererlerdi ve namazlarını kılarlardı. Tabii ki ben o zamanlar bunların ne anlama geldiğini bilmiyordum. Tacikistanlı bir arkadaşım hep kulağında kulaklıklar, İslami sohbetler dinliyordu. Bu bana müthiş gizemli geliyordu. Ve hep ona sorardım, bu ne oluyor, orada ne dinliyorsun diye. Ve arkadaşım hep bana anlatırdı. Kendi dilinden Rusça'ya benim için dinlediği İslami sohbetleri çevirirdi. Ve orada anlatılanları bana da söylüyordu. Tabii ki ondan sonra sorular başlıyordu. Her şey hakkında sorular sorardım. Ve bu din benim için çok ilginç geliyordu. Yüce İslamiyet bir tebliğ dinidir aynı zamanda. Hepimiz Müslümanlar olarak İslam'ı tebliğ etmekle sorumluyuz. Tebliğ bazen sözle olur, bazen davranışlarımız, duruşumuz ve ahlakımız ile olur. İşte Tatyana'ya da davranışları ile İslam'ı tebliğ etmişlerdi Müslüman arkadaşları. Tatyana İslam'ı ilk arkadaşlarının güzel ahlakında tanıdı ve sevdi. Bu sevgi ve saygı onda İslamiyet'e karşı bir merak oluşturdu. Başlangıçta işin bu boyuta varacağını kestiremiyordu Tatyana. İlahi dinlerin içerisinde en güzel din diye düşünüyordu. Sanki ilahi bir kudret onun İslam'ı öğrenmesi için bütün kapıları açmıştı ona. Sonuçta her şey Allah'ın dilemesiyle değil miydi? Tatyana her geçen gün öğrendiği İslami hakikatlere karşı hayranlıklarını gizleyemiyordu. İnsanların üstünlüğünün İslam'ı samimiyetle yaşamalarıyla aynı orantıda olduğunu anlıyordu Tatyana. Bu algı Tatyana'yı sürekli İslam'ı öğrenme arzusu içerisine itiyordu. Bismillahirrahmanirrahim.
Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad.